İyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler saatlerimiz 19'u gösteriyor. Berette Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Birleşmiş Milletler'in yarın ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya geliyor. Resepsiyonda Tatar'la Anastasiadis sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirecek. My head's working. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler'in geleneksel olarak yeşil hat üzerindeki ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya geleceği bildirildi. BM Kıbrıs Barış Gücü tarafından Lidra Palas'ta yarın gerçekleştirilecek resepsiyonda Tatar'la Anastasiadis sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirecek. Saat 19'da başlayacak resepsiyonda müzakereciler, diplomatlar, BM görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak. Cumhurbaşkanı Tatar göreve geldi. 2020 yılından bu yana dört kez Rum lider Nikos Anastasiades ile yüz yüze görüştü. Bu görüşmelerden ikisi Kıbrıs'ta ara bölgede, diğerleri de Amerika'nın New York kentiyle 5 artı BM görüşmeleri çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Thank you very much. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim Kıbrıs Türk halkının destekçisi ve haklı davasının savunucusu olduğunu belirterek, görevde bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Türk'ünün yararına olacak projelerde yer almaya ve destek vermeye devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Ali Şanşan, Sağlık Bakanı İzzem Gülşah Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürk'lere nezaket ziyaretinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu ziyarette, Feyzioğlu'na yeni görevinde başarılar dilerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yakın en tanıyan Feyzioğlu'nun Büyükelçi görevine atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Büyükelçi Peyzioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Peyzioğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yakından bildiğini ve büyükelçi olarak görev yapacağı sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katkı koyacağını belirten Çavuşoğlu ziyaretinden dolayı Peyzioğlu'na teşekkürlerini iletti. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında eğitimde yürütülen proje ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Maliye Bakanı Ali Şan Şansa Kıbrıs Türk'ünü yakından tanıyan ve verdiği mücadeleyi bilen Feyzoğlu'nun göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şan, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanı görevleri yapan dedeniz Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu'ndan itibaren Kıbrıs Türk'ünü ve verdiği mücadeleyi yakından bilen ...ve destekleyen bir aileden gelen büyük Büyükelçisiniz. Hiç kuşkusuz ki bu bizler için büyük bir şans. Sizleri bakanlığımda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim dedi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzoğlu'nun nezaket ziyaretinde konuşan Sağlık Bakanı İzzem Gürçağ'da... ...Büyükelçi Feyzoğlu'nu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek görevinde başarılar diledi. Bakan Altura bakanlık olarak devrim niteliğindeki hizmetlere imza atmayı hedeflediklerini ifade etti. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Büyükelçi Feyzoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk'ünü yakından tanıdığını, Büyükelçilik görevine atanması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek Feyzoğlu'na başarılar diledi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise Sayın Feyzoğlu'nun Lefkoşa Büyükelçisi olmasından dolayı mutluyuz. Kendisi Kıbrıs sorunu başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sosyoekonomik hayatına dair bilgili Kıbrıs Türküne karşı da her zaman ilgili olmuştur. Sayın Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelir gelmez hemen halkın arasına karışmış, Kıbrıs Türküne olan sevgisini yansıtmıştır. Sayın büyükelçimizin görevinde başarılı olacağına inancımız tamdır dedi. Öztürkler dün olduğu gibi yarın da anavatan Türkiye ile gönüllü birliği içerisinde yürümeye devam edeceklerini de belirtti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da ziyaretlerinde bakanlara başarı dilekleri için teşekkürlerini iletti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her zaman gönül bağının bulunduğunu ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Büyükelçi Feyzoğlu, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ta soydaşlarının yanında yer almaya devam edeceklerini ve halkın yararına olan yeni projeleri hayata geçirmek için ortak çalışmaların süreceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim Kıbrıs Türk halkının destekçisi ve haklı davasının savunucusu olduğunun altını çizen Feyzoğlu, görevde bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Türk'ünün yararına olacak projelerde yer almaya ve destek vermeye devam edeceğine dikkat çekti. Ziyaretlerinde ayrıca bakanlıkların yürüttükleri projeler hakkında bilgilendirilen Feyzoğlu, yeni dönemde de işbirliğinin süreceğini kaydetti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık alanında her türlü güçlü projeye destek olacaklarını ve 500 yataklı yeni hastanenin temelinin atılacağını da belirtti. Sayın seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu bugün ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'u da ziyaret etti. Kabulde konuşan Bakan Taçoy, Feyzoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Büyükelçi görevini atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Feyzoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Bakanlığının projeleriyle ilgili Feyzoğlu'na bilgiler veren Bakan Taçoy, Feyzoğlu'yla işbirliği içinde çalışmaktan mutluluk duyacağını ifade etti. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkiler boyutunda son günlerde dikkat çeken bir takım adımları söz konusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Katar Büyükelçisi'ni makamında ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik ve Gambiya Devlet Başkan Yardımcısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretiyle diplomasi trafiği son günlerde hayli yoğun. Ankara'da bu yoğunluktan nasibini alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsüyle ilgili gelişmelerin birbiri ardına gerçekleştiği son dönemde Ankara'da üst düzey bir ziyaret hayli dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Nasır Casim Eltani'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sosyal medyada paylaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği son zamanlarda benzeri üst düzey ziyaretler yapıyor. Kıbrıs Türk Genetik Derneği ve Talasemiya Derneği tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen Unutulan Genetik Miras isimli çalıştay raporu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar, Talasemi hastalığına yakalanan başarıya dikkati çekti ancak evlilik dışı veya yurt dışından gelen kişilerin sıkıntıya düşmemesi adına bir takım tedbirler almasında fayda gördüğünü aktardı. Zamanınızı ayırdığınız için, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür evet. ederiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Genetik Derneği Başkanı Mahmut Çerkez, Talasamiya Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli ve beraberindekileri kabul ederek görüştü. Kabulde iki dernek tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen Unutulan Genetik Miras isimli çalıştay raporu Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Talasemi hastalığının Kıbrıs Türk toplumu tarafından bilindiğine işaret ederek bu konuda son yıllarda hemen hemen sıfır noktasına inmenin başarıldığını ifade etti. Tatar, devletin ve ilgili bakanlığın evlilik dışı veya yurt dışından gelen kişilerin sıkıntıya düşmemesi yani adına bir, bir takım bir tedbirler var. almasında fayda olduğunu da söyledi. Dolayısıyla şimdi mutlaka teknolojik ve bir takım bilimsel gelişmelerle çok daha kolay testlerin olabileceğini düşünüyorum. Ve bütün bunların çok daha sağlıklı neticeler verebileceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla hepinize bu konuyu gündemde tuttuğumuz için, dernek olarak yaptığınız çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Sayın seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmış emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlarından emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve emekli Kor General Ömer Paç Cumhuriyet Meclisi'ndeydi. Emekli komutanları kabul eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk askerinin adadaki varlığından vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmış Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanları'ndan Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve Emekli Korgeneral Ömer Paçı kabul etti. Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la çalışma imkanları olduğunu anımsatarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Emekli Korkeneral Ömer Paçta, "Bu yüce meclis Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının teminatı ve sembolüdür." diyerek Meclis Başkanı törenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bayrağını en yüksek seviyelere taşıyan Türklük sevdalısı bir devlet adamı olduğunu belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı zorlu törede Türk askerinin adaya ayak basmasının ardından Kıbrıs Türk halkının özgür olduğunu söyledi. Devletin bekçilerinin mücahit askerler, güvenlik kuvvetleri ve barış kuvvetleri komutanlığı olduğunu belirtti. Mehmetçiklerimiz bizim bedenimizdeki candır, damarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Eğer bunlardan vazgeçersek, bir hata olursa, bir yanlış olursa Kıbrıs Girit adası durumuna düşer. 12 adalardan sonra 13. ada olur. Bundan dolayı da Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesi ve Türk askerinin adada kalması gerekir. Bir anlaşma Rumlarla zaten olması mümkün değildir. Çünkü biz geçmişte Rumlarla... İç içe birlikte ortak bir devlette yaşadık ama Rumlar bu devleti yaşatmadılar, işgal ettiler. Adayı işgal edemediler. Toprakları işgal edemediler ama Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Töre, Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olmanın devamının geleceğini söyledi. Anavatan Türkiye'nin bütün uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunduğunu görmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Töre, Emekli komutanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde onurlu ve çok kıymetli görevler yaptığını söyleyerek verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalarda yaptığı tatbikatlara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız dedi. Türkiye dışişleri bakanı Melih Çavuşoğlu, Romanya dışişleri bakanı Bogdan Aurescu ile düzenlediği ortak basın açıklamasında Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin önemli açıklamalar da bulundu. Atina'nın uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız." dedi. Adaların silahlandırılmasına sessiz kalmayacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, gerekli adımları sahada atacağız. Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız uyarısında bulundu. 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısı görüşmeleri devam ediyor sayın seyirciler. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nde bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçeleri kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi 2023 mali yılı bütçe yasası tasarısının maraton görüşmelerine devam ediyor. Komitede bugün Sayıştay Başkanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülerek onaylandı. Komite önce Sayıştay Başkanlığı bütçesini görüştü ve 43 milyon 949 bin 900 Türk Lirası tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla onayladı. Sayıştay Başkanlığı bütçesinin komitedeki görüşmeleri esnasında Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve bürokratlar hazır bulundu. Komite daha sonra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi için öngörülen 103 milyon 400 bin Türk lirası tutarındaki ödeneği oy birliğiyle onayladı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi için öngörülen 128 milyon 653 bin 200 Türk lirası tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla onaylayan komite daha sonra Dışişleri Bakanlığı bütçesi için öngörülen 362 milyon 417 bin 980 Türk lirası tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla kabul etti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bakanlık bütçelerinin görüşülmesi sırasında komitede hazır bulundu. Bugünkü komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcısı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Devrim Barçın, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı. Turizmde farkındalık yaratılması adına çalışmalar sürüyor. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bu yönde hazırlanan kamu spotları ile ilgili açıklamada bulundu. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan turizme yönelik kamu spotları hakkında açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs sıcak gülümsemelerin ve güzelliklerin ülkesi. Biz de bu güzellikleri tüm dünya insanları ile paylaşmaya hazırız. Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik dünya ve Çevre dünya. Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, projeye dünya. ait çalışmalardan ikisinin sosyal medya ve televizyon mecralarında kamu spotu niteliğinde yayınlandığını belirtti. Salamis Antik kentinde yapılan kazılar sonucunda %97 gibi büyük bir kısmın halen yer altında olduğu biliniyor. Toplam 6 videonun 3 hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bakan Ataoğlu, amaçlarının ülkenin değerleri ve sahip olduğu kültürel mirası ön plana çıkarmak olduğunu ifade etti. Kıbrıs'ta bilinen en yaşlı zeytin ağacının 800 yaşında olduğunu biliyor muydunuz? Anıt Zeytin Ağaçları Bölgesi'nde... Lidra Palas sınır kapısından aracıyla bariyere hasar vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kanunsuz giriş yapan ve isminin baş harfleri A.N. olarak açıklanan zanlı bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere merkezi cezaevine gönderildi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden kullanımındaki araçıyla Lefkoşa'ya gelen Güney Kıbrıs'ta sakin 34 yaşında bir kişi diplomatik geçişler için kullanılan Lidra Palas kara giriş kapısında olay çıkardı. Polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyeri hasar vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kanunsuz olarak giriş yapan zanlı A.N. tutuklanarak Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldı zanlı teminat duruşması sonrasında davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Sayın seyirciler, ana haber bültenimize dış gelişmelerle devam ediyoruz. İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık ölümcül hastalık vakaları önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat arttı. Ülkede Strep A'nın neden olduğu hastalıklar nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların hemen hepsi 10 yaş altında. İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları endişeye neden oldu. İngiltere'de ve Galler'de strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu ve invasif gaz hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların tamamı 10 yaş altında. Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık küresel çapta tedirginliğe neden oldu. A grubu strep bakterileri ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar pek çok enfeksiyona neden olabiliyor. Ancak bakteri nedeniyle şimdiye kadar ölümcül hastalıklar nadir görülmüştü. Son birkaç hafta içinde çocuklarda alt solunum yolu strep A enfeksiyonlarında ciddi hastalığa neden olan artışa ilişkin araştırmalar sürerken strep A semptomlar arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor. Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalığın küresel olarak yayılmasından endişe ediliyor. Avrupa Birliği ormansızlaşmayı azaltmak için hazırlanan yasada uzlaşıldığını açıkladı. Buna göre ormanları tahrip eden ürünler yasaklanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palmiye, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmemesi konusunda anlaştı. Avrupa Birliği Konseyi üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ormansızlaşmayı azaltmak için hazırlanan yasada uzlaştıklarını açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği piyasalarında satılan ürünlerin orman tahribatına neden olmaması sağlanacak. Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan palmiye yağı, sığır eti, tahta, kahve, kakao, kauçuk ve soya ile çikolata, mobilya, kağıt gibi ürünlerin ormansızlaştırmaya katkı sağlamaması gerekecek. Söz konusu ürünleri Avrupa Birliği pazarına temin edenlerin gerekli özeni göstermesini sağlamak için katı kurallar uygulanacak sadece 2020'den sonra ormansızlaşmaya veya orman tahribatına maruz kalmayan arazilerde üretilen ürünlerin Avrupa Birliği pazarına girmesine izin verilecek. Söz konusu düzenleme Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin resmi onayının ardından Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecek. ve yerel seçime ilişkin haberleri aktaralım şimdi. 25 Aralık'ta yapılacak yerel seçime yönelik çalışmalar sürüyor sayın seyirciler. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediye başkan adayları da seçim ziyaretlerine devam ediyor. Gönyeli'de 50 yaşkın iş insanıyla kahvaltılı bir toplantıda buluşan Gönyeli Belediye Başkanı ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli ve Alayköy'ün iş dünyasının kalbi olduğunu söyledi. İş insanlarıyla birlikte ekonomik alandaki güçlü potansiyeli çok daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa ilçesi tarafından gençlik ve kadın lokalinde düzenlenen dayanışma gecesine katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Doktor Sıla Usar İncirle CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa ilçesi tarafından gençlik ve kadın lokalinde düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Memleketin kaderinin 25 Aralık'tan sonra değişeceğini ifade eden Silas Arıncirli ayrıca Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği'ni ziyaret ederek protokol imzaladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediyesi Başkan Adayı Murat Şenkul da Girne Belediyesi'ni ziyaret etti. Girne Belediyesi emekçileriyle sohbet etme fırsatı yakalayan CTP Girne Belediyesi Başkan Adayı Murat Şenkul, Girne'nin değişimi ve gelişimi için tam zamanı şimdi dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimoğlu Belediyesi Başkanı adayı Doktor Süleyman Uluçay ve CTP Gazimoğlu Belediyesi Meclis Üyesi adayları Gazimoğlu Belediyesi Köpek Barınağı ve Gazimoğlu Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret edip personelle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Uluçay göreve gelmeleri halinde işten durdurmanın söz konusu olmayacağını söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzel Yurt Belediyesi Başkanı adayı Osman Bicansa bölge halkının istek ve şikayetlerini dinledi. Bir can güzel yurda değişim bizimle gelecek. Benim anlayışımda adaletsizliğe yer yoktur. Köylerimiz artık hizmet alacak dedi. Dikmen Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Dikmen Belediyesi Başkan Adayı Yüksel Çelebi de Dikmen halkıyla bir araya geldi. Çelebi Dikmen'i daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarının altını çizdi. Ulusal Birlik Partisi adayları 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Ulusal Birlik Partisi Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Güçlü Belediye Güçlü Gelecek attı resmi kampanyasını başlatarak halkın ihtiyaç duyduğu hizmeti en doğru ve adil şekilde alabilmesi için çalışacağını, rozete göre değil, herkese şeffaf, eşit ve en hızlı hizmeti vereceklerini belirtti. Ulusal Birlik Partisi'nin Mehmetçik Büyük Konak Belediye Başkan Adayı Doktor Fatma Çimentoğlu da bölge turizmini geliştirmenin öncelikli hedefleri olduğuna işaret ederek önceliklerinin Bafra Halk Plajı'nı tekrar devreye koyup çalıştırmak olduğunu kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu ise İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği'ni ziyaret ederek Efkoşa'daki imar projeleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik projelerini anlattı. UBP Geçit Kale Serdarlı Belediye Başkanı adayı Halerik Kalsımsa, bölge halkının hak ettiği yaşam kalitesini artırmak için sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratmak gerektiğinin altını çizerek, bunu yaparken bölge ile birlikte hareket edeceklerini vurguladı. Ulusal Birlik Partisi Gazi Musa Belediye Başkanı adayı Erdal Özcenk de, Dayü'nün Gazi olsa için büyük bir avantaj olduğunu ve kentin Dayü ile daha da birleşmesi gerektiğini söyleyerek bazı dersliklerin pilot bölge olarak kale içine taşınabileceğini söyledi. İskele Belediye Başkanı ve UBP'nin başkan adayı Hasan Sadıkoğlu ise Ötüken Özel Eğitim Okulu'na üç yeni derslik daha yapacaklarını ifade ederek projenin hazır olduğunu belirtti ve özel gereksinimli bireyleri desteklerinin yeni dönemde de devam edeceğini vurguladı. UBP'nin Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özge'yi de belli bir yaşa gelmiş insanların Lefke'ye gelip tatil yapmalarını sağlamak amacıyla ileri aktif yaşam merkezini kurmayı hedeflediklerini belirterek Lefke'nin ekonomik olarak kalkınabilmesi için yeni proje gereksinim olduğunu söyledi. Sayın seyirciler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Armancıda 25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Armancı 9 Eylül İlkokulu Bayraktar Türk Maarif Koleji Geribolu İlkokulu ve Atlek Sanverler Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul müdür ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Okul ziyaretlerinde belediye başkanlığındaki 8,5 yılı kapsayan dönemde Lefkoşa için yaptıkları ve gelecek dönemle ilgili projelerini paylaşan Harmancı, görev süresince her zaman öğretmenlerle dayanışma içinde çalıştığını belirtti. Harmancı ve ekibi ayrıca Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği'ni de ziyaret ederek sivil toplum örgütleriyle LTB arasındaki işbirliği ve diyaloğun önümüzdeki dönem daha da ileriye taşınacağını kaydetti. İskele Bağımsız İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Doktor Mehmet Şenol da yerel seçimlere yönelik köy gezilerine devam ediyor. İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Doktor Mehmet Şenol İskele bölgesinde çeşitli noktalara ziyaretler yaparak vatandaşla görüştü. Şenol İskele bölgesinde yeşil alan ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek görev süresi içerisinde bu konuya önem vereceklerine, sahil yolu bölgesine ekoloji bahçesi yapacaklarını söyledi. Şenol ayrıca mevcut piknik alanlarının oldukça kötü durumda olduğunu ve bunların iyileştirilmesi gerektiğini dile getirerek uygun bir alana modern bir anlayışla düzenlenmiş kitlesel bir piknik alanı daha kazandıracaklarını vurguladı. Ya sayın seyirciler bültenimize şimdi diğer iç gelişmelerle devam edelim. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ülke ekonomisine ilişkin eleştirilerde bulunarak asgari ücreti hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılmasını istedi. Sendika Başkanı Güven Bengihan 30 Kasım itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 11.153 Türk Lirası olduğuna da dikkati çekti. Kıbrıs Türk Amel Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklama yaparak ülke ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaştı. 30 Kasım itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 11.153 Türk Lirası olduğunu belirten Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dairesinden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli maddelerin yer aldığı ve istatistik kurumunca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladıkları rapora göre asgari ücretle açlık sınırındaki farkın 2553 Türk Lirasına çıktığını kaydetti. İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamların halkın birini büktüğü ifade edilen açıklamada istatistik bilgilere değer verildi. Han açıklamasında asgari ücrete hayat pahalı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi talebinde de bulundu. Polis 50'lik banknotlardan oluşan 7 adet sahte Amerikan dolarının Lefkoşa'da, Lefkoşa'da bir işletmeye verilerek tedavüle sürüldüğünü tespit etti. Polis bu cinsten para bulunduranları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada 3 ve 4 Aralık tarihleri arasında eylelik banknotlardan oluşan 7 adet sahte Amerikan dolarının Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir işletmeye verilerek tedavüle sürüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada tedavüle sürülen sahte paraların seri numaralarının MB 704 505 02 A, MB 314 274 41 A, MB 314 274 43 A, MB 704 426 93 A, MB 704 514 95 A, MB 704 515 06 A, MB 314 277 70 A olduğu kaydedildi. Polis söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna işaret ederek, ellerinde belirtilen seri numaralarıyla başlayan 50'lik Amerikan doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Polis açıklamasında ayrıca vatandaşa şüpheli gördükleri kişilere en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısı da yaptı. Tarım Bakanlığı, büyükbaş hayvan düşük zararı olan 155 üreticiyle, don ve dolu sonucu narenciye ürünleri hasar gören 60 üreticiye tazminatlarının ödendiğini açıkladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hayvancılık zorunlu sigorta tüzüğü gereğince Ekim ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 155 üreticiye 239 vaka için toplam 437.200 Türk Lirası tazminat ödendi. Yapılan açıklamada banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini, kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan alabilecekleri belirtildi. Tarım Sigortası Fonu ayrıca 2021-2022 üretim yılı Ocak-Mart aylarında gerçekleşen don ve dolu sonucu narenci ürünleri hasar gören 60 üreticiye 590,25 dönüm alan için toplam 669.927 Türk Lirası tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. Narenci üreticileri tazminat ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve veya köy kooperatifleri şirketlerinden alabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde vatandaşların internet sitelerinden kimlik kartı numaralarıyla nerede oy kullanabileceğini öğrenebileceğini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 19 numaralı duyurusunu ekranlarınıza getiriyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 19 numaralı duyurusu. 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel kuruluş organları genel seçimlerinde vatandaşlar www.mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adresi web sitelerinden nerede oy kullanacağım linklerinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecektir. Bu şekilde sonuç alınamaması halinde 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilirler. Yine sonuç elde edilemediği takdirde aşağıda verilen telefon numaralarından ilgili ilçe seçim kurullarına ulaşıp bilgi edinebilirler. İlçe seçim kurullarımız yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir takım tedbirler almış bulunmaktadır. Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin 22 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili ilçe seçim kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecektir. İlgililere duyurulur. Telefon numaraları. Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu 612-2025 Gazimoğusa İlçe Seçim Kurulu 612-2040 Girne İlçe Seçim Kurulu 612-2056 Güzeldürt İlçe Seçim Kurulu 612-2072 İskele İlçe Seçim Kurulu 612-2082 Lefke İlçe Seçim Kurulu 612-2098 Evet sayın seyirciler bu haberle birlikte ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz gelişmelerle yine karşınızda olmaya devam edeceğiz mutlu akşamlar diliyoruz hoşçakalın. tarafından organize edilen ve sportif direktörlüğünü ise Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü'nün yapacağı Drift Neo Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 9-10-11 Aralık tarihlerinde Lefkoşa Cemsa Karting'de gerçekleşecek. Şampiyonada Kuzey Kıbrıs Türk Avrupa Drift Şampiyonası'nda başarılı isim Ember Haskasap'la 20 şampiyona sporcusu temsil edecek. Şampiyona da Türkiye'den 11 yarışmacı, Avrupa'nın başarılı drift yarışçısı Thomas Kelly, İngiltere ve İrlanda şampiyonu Duan McVeer, Amerika ve Avrupa drift şampiyonu James Dean de yer alacak. Yarışın tanıtımının yapılacağı basın toplantısı ise 8 Aralık Perşembe saat 18'de Yakında Üniversitesi Araba Müzesi'nde yapılacak. Müzik CMC Golf Kulübü işi sahasında gerçekleşen ve CMC Golf Kulübü ve Golf Federasyonu Onursal Başkanı Doktor Hasan Öztoprak sponsorluğunda oynanan sezonun önemli turnuvalarından biri olan özel ödüllü Presidents Puter Golf Turnuvası'nda 69 nette Gülay Karaplı şampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve oyun handikapının %95'i baz alınarak oynanan oyunda 72 nette Vincent Allen ikinci olurken, Rainer Lahman da 73 nette üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazananların kupaları CMC Golf Kulübü kaptanı Hasan İlkay tarafından takdim edildi. <laughs> Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya adeta şov yaptığı maçta Güney Kore'yi 4-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan'la 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek. Hırvatistanı uzatma devreleri birbiri eşitlikle sona eren mücadelede Japonya'yı penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek çeyrek final hakkı elde etmişti. Öte yandan bir süredir rahatsızlığıyla mücadele veren futbol efsanesi 82 yaşındaki Pele'ye destek mesajları yağıyor. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da geçmiş olsun ve Pele'yi seviyoruz mesajları binalara yansıtılırken Güney Kore maçında da taraftarlar Pele pankartları açtı. Dünyaca ünlü futbolculardan da efsane isim için destek mesajları geliyor. Kupa son 16 turu mücadelesinde bugün sırasıyla Fas İspanya ve Portekiz İsviçre karşılaşmaları oynanacak. Katar 2022'de çeyrek finalin ilk karşılaşmaları 9 Aralık'ta oynanacak. Hırvatistan Brezilya mücadelesinin yanı sıra aynı gün Hollanda ile Arjantin de karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında yolları ayrılan Cristiano Ronaldo'nun El Nasır'la anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Portekiz Yıldız'la ilgili gelen haberlere göre futbolcu Suudi Arabistan ekibi El Nasır'la 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo yıllık 200 milyon euro kazanacak ve toplamda 500 milyon euro da gelir elde edecek. Söz konusu transferin resmiyet kazanması durumunda 37 yaşındaki futbolcu aktif kariyerini sürdüren sporcular arasında en yüksek maaşı içeren kulüp kontratının sahip olacak. Basketbol ve Yönelik'in ikinci haftası tek maçta başladı. Güzeldür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Lefkoşa Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü karşısında 82-51'lik farkla kazandı. Karşılaşmada Bahçeşehir Üniversitesi'nde Silah 18, Fuat 17 sayıyla oynadı. ODTÜ'de ise Fırat takımına 17 sayıyla katkıda bulundu. Likte hafta bu akşam Yakında Üniversitesi, Girne Amerika Üniversitesi, ve Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak. Öte yandan U15 Erkekler Ligi Beyaz Grup Erteleme maçında Marmara Deplasman'da TED karşısında 46-35 galip geldi. Voleybol U16 Kızlar Ligi maçlarına devam edildi. Gazi Mosa Belediyesi Çamlık Spor, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Mosa Gelişim Akademisi rakiplerini 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Diğer yandan U17 Erkekler Ligi'nde oynanan müsabakada Doğu Akdeniz Üniversitesi Galatasaray Mosa Belediyesi Çamlık Sporu 3-0 yendi. Müzik Masa Tenisi Federasyonu sınavlar dolayısıyla ara verilen lig müsabakalarına hafta sonu devam edecek. 10 Aralık Cumartesi yapılacak turnuvada büyükler kategorisindeki raketler karşılaşacak. Masa Tenisi Federasyonu en son U19'lar 19 Ferdi Klasman turnuvası düzenlemişti. Müzik FIFA'dan Uruguaylı 4 futbolcuya saldırgan davranış soruşturması açıldı. Uruguaylı 4 futbolcu Dünya Kupası'ndan elendikten sonra stattan ayrılan hakimi öfkeyle takip ettikleri ve tartıştıkları gerekçesiyle FIFA tarafından saldırgan davranışta bulunmakla suçlandı. FIFA'dan yapılan açıklamada oyuncular Edison Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin ve Fernando Muslera'nın saldırgan davranış ve adil oyun ilkelerinin ihlali, ve görevi kötüye kullanma nedeniyle disiplin davalarıyla karşı karşıya oldukları bildirildi. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Seçim arenasında buluşuyor, karşılıklı vaatlerini ve projelerini anlatıyor. Seçim arenası saat 20'de BRT 1'de. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, sıcak mı sıcak günlerden geçiyoruz. Tabii ki mevsim normallerinin 4 ile 5 derece üzerine seyreden sıcaklıklardan bahsediyorum. Yani Aralık ayının ilk haftasındayız ve termometreler iç kesimlerde 22-23 derecelere çıkarken sahillerde de aynı değeri görmek mümkün. Dağlık kesimlerde ise 18-19 derecelerde. Evet yarın bugün ve yarından itibaren 1 iki derece düşmesini de bekliyoruz hava sıcaklıklarının. Neden? Çünkü oldukça nemli hava kütlesi var. Bulutlanmalara neden olacağından ve hafif yağış geçeceğinden hafif yağış geçişlerinin olacağından sıcaklıklarının da bir iki derece düşmesini bekliyoruz. Evet tahminlerimiz neydi? Hatırlayacak olacaksınız ki mevsim tahminleri ılık ve az yağışlı demiştik. Evet, bugün, yarın ve perşembe günü yağış geçişlerini görmek mümkün olacak Kıbrıs Adası üzerinde. Fakat yeterli mi? Hayır, yeterli bir yağış değil efendim. Evet, tabii ki bir alçak basın sistemi var ki nemli ve nispeten serin efendim. Gecemiz de parçalı çok bulutlu geçerken hafif yağış geçişlerini görmek mümkün. Ve en düşük hava sıcaklıkları Güzel Yurt'ta 6, Lefkoşa'da 7, Lefke'de 14, Girne'de 13, ...Alevkaya'sında Kayası'nda 8, Yeneren Köy'de Karpaz Mehmetçik'te ve Zaferburnu'nda 13. İskele ve Gazimağusa'da 10, ...Lardaka'da 12, ...Limasol'da 13, ...Baf'ta 12 ve Trodos'ta 1 derece. Ve yarın yine yağış geçişleri görürken parçalı çok bulutlu bir gördüm olacak. Ve hava sıcaklıkları 1-2 derece düşmesini bekliyorum. Ne olacak hava sıcaklıkları Lefkoşa ve Güzelyurt'ta 21 derece. Lefke ve Girne'de 20 derece, Alev Kayası'nda 17, İskele ve Gazimağusa'da 22, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik, Zaferburnu ve Larnaka'da 19, Limasol'da 20, Bafta 18 ve Trodos'ta 7 derece. Ve denizlerimizde pozisyon. Rüzgarlarımız önce. Kuzey sahilde kuzey ve doğudan 3 ile 4, doğu ve güney sahillerimizde güney ve batıdan 3 ile 4, batı sahillerimizde kuzey ve batıdan 3 ile 4 bofor kuvvetinde. Hafif yer yer orta dalgalı bir deniz, bir, bir buçuk metrelik bir dalga boyu ve parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve hafif bir yağış geçişinde bekliyorum tüm Sahillerimizde efendim. Bugün, yarın ve Perşembe günü hafif yağış geçişlerini görürken hava parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu geçecek. Rüzgarlarımız kuzey ve batıdan hafif yer yer orta kuvvetlesecek. Mevsim normallerinin. 2-3 derece üzerinde sıcaklık seyrinin hafta sonuna kadar devam edeceğini söylemek mümkün efendim. Evet diğer yayınlarımızda buluşuyoruz, görüşüyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. adres Toros hava durumunu sundu.